Arkadaşlar, sen önceki son videomuz. Artık bugün ya belki iki parça bölebilirim gene bunu da. Lütfen çalışın. Bana bilgi verin. Geri dönüşlerde bulunun. Ben de böylece kendimi daha iyi hale getirebilirim sizin sayenizde. Hadi başlayalım. 320 derecenin radyancısından karşılığı arkadaşlar. Birden fazla şekilde yapabiliriz. 180 dereceye pi radiane karşılık geliyorsa 320 dereceye nasıl buluyorum arkadaşlar? Hatırlayın kolay yolunu. Burası direkt nedir? 320 pi bölü 180'dir. Bunu kullanabilirsiniz. Sıfırlar atıyorum. Sadeleşiyorlar. 32 bölü 18. Her ikisi de 2'ye bölünüyor arkadaşlar. Yani ne olur? Sadeleştirilmiş hali 12 pi bölü 16 pi bölü 9 olur. Bir bakın, anlamadığınız bir yer varsa. Sanmıyorum ama. Evet. Burada da pi yerine kaç diye yazıyorduk arkadaşlar? 180 derece. Pi radian 180 dereceydi çünkü. 180 bölü 5 36'dır. Bakın 180 bölü 5 36'dır. Yani benden istenen ne burada? 36 çarpı 9. O da ne yapıyor? 324 mi yapıyor? 324 derece. Bitti. Evet. A açı 90 derece. B açısı 2 pi bölü 3 radyan. Yani dereceye çevirirsek pi yerine 180 yazarak. 120 derece. Yani kolay değil mi arkadaşlar? Burası 90 derece olduğunu zaten söylemiş soru. Burada biz bulduk 120 derece. Topladığımız zaman 210 dereceye geçtim. Evet. Bir ABC üçgeni varmış. Demek ki MB ve MC açılarının, hatırlıyorsunuz değil mi? M ne demekti? Measure. Yani ölçmek, ölçüm demek arkadaşlar. A açısının ölçüsü, B açısının ölçüsü, C açısının ölçüsü. Bunları toplamanın ne yapması lazım? 180 yapması lazım. O zaman mantıken şu ikisini toplayıp 180'den çıkarırsam C'yi bulurum diyorum. İkisini topladığım zaman zihinden topluyorum. 77 derece. Öncelikle 77 derece 45 dakika. Değil mi arkadaşlar? Bunu 180'den çıkarırsam eğer, 180'den bunu çıkarırsam ne olur? Çıkaralım. Ne oluyor? Burası 1 derece aldım, 60 dakika olarak buraya geçti. Burası 15 dakika oldu. Değil mi? 1 derece 60 dakikaydı çünkü. Buradan da 179 oldu. Çıkardığım zaman ne olur burası? 102. 102 derece 15 dakika. Doğru cevap B şıkkı. 5560 derecelik bir açının esas ölçüsünü arıyoruz. İçindeki 360'ları çıkaracaktık arkadaşlar. Bunu ben size şöyle demiştim. Ya şimdi bak, 5560'ı 360'a bölebilirsin. Tamam. Bir itirazım yok. Sıfırları sadeleştirmiyorsun burada, unutma. Fakat şu daha kolay. Bak şimdi. 360'ın katlarıyla yaklaşmaya çalışalım. Mesela 3600. 360'ın 10 katıdır. Yani 10 tam tur demektir bu. 10 tam tur demektir. Yetmiyor. Daha çok var değil mi? 5560 ya. 1800 var. 360'ın 5 katı değil mi? Bu da 5 tam tur demektir. Topladığın zaman ne yapıyor bunları? Bakın. 5400 derece yapıyor. Çok güzel. Ne kadar kaldı? 160 derece kaldı, değil mi? İşte o kalan, yani 5560'tan 5400'ü çıkarınca elde ettiğin o 160 derece nedir biliyor musun? Esas ölçüdür. Çünkü esas ölçü hangi iki değer arasında olması lazımdır? Sıfırla 360 arasında olması lazımdır. Yani esas ölçü kuralına uygun. Bitti. Şıklarda 160'a karşılık yerini arıyorum. Hemen gözüm buna takılıyor arkadaşlar. Çünkü dikkat edin, pi yerine 180 yazdığınız zaman 180 bölü 920 değil mi? 28 kere 20'de 160. Demek ki D şıkkı sağlıyor. Burada negatif olduğunda 360'ın katlarını ekliyorduk. Hemen kim eklemem gerektiğini fark ediyorum arkadaşlar. Bakın 1800 eklesem, değil mi? 360'ın 5 katı değil mi? Bir şey değiştirmez. 5 tam tur demektir. Eklersem ne olur burası? Artı 210 derece. İstendiği gibi gerçekten de sıfırla 360 derecedir. Sıfırla 360 derece arasındadır. Esas ölçü kuralına uygundur. 210 cevap, bitti. 1 artı cotx bölü tan x artı 1 ifadesinin eşitliğini sormuş bize arkadaşlar. Birden fazla şekilde yapmak yine mümkün. Hangisini kullanalım? Bu sefer şunu kullanalım arkadaşlar. Bakın. Bilgi. Tanjant x dediğimiz ifade kotanjantın çarpımsal tersidir. Yani
1 bölü kotanjant x'tir. Aynı şekilde kotanjant x de 1 bölü tan x'tir. Bunu şuradan biliyor olmanız lazım. Çünkü bir özdeşliğimiz vardı. Tan x çarpı kotanjant x her zaman neye eşitti? 1'e eşitti. İkisinin de x olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Buradan elde edebilirsiniz bunu. Yani buradan bunu kolaylıkla elde edebilirsiniz. Birini karşıya atın. Bölme olarak geçmiyor mu karşıya? Evet. O zaman 1 artı kot x bölü. Bakın aşağıda ne yazacağım? Tan x gördüğüm yere 1 bölü kot x yazarak. Evet. Yan tarafa geçtiğimde burası aynı. 1 artı kot x bölü. Dikkat edin. Kolay yol neydi? Şu ikisini çarpıp 1 üzerine ekliyordum. Yani 1 artı kot x bölü kot x. Pay diye aynen tutmaya devam ediyorum. Eşittir diyorum. 1 artı kot x. Yukarı aynen tutuyorum. 1 artı kot x çarpı. Aşağıya takla attırıp değil mi? Yukarı çıkartıyordum. Kot x bölü 1 artı kotanjant x. Şimdi burada bir yazım hatası yaptım. Biraz da bilerek yaptım. Bakın çarpım durumunda olduğu için. 1 artı kot x'i normalde bir kesir halinde bu. Ama ben şu anda böyle yazarsam bir problem yok. Yazım hatası yok ama madem tek başına yazacağım, kesirsiz yazacaksam o halde 1 artı kot x'i parantez içine almak zorundayım. Aksi halde işlem önceliği kuralı gereği kot x çarpmaya uğrar. Yani önce kot x ile bu çarpmaya uğrar. Şu sadeleştirme yapamam böylece. Yani şöyle parantez içinde olursa şuna hakkım var. Olması gereken zaten bu. Bunları sadeleştirme hakkım var. Ama parantez koymazsam hataya sebep olur. Bunlar sadeleşince basitçe ne kalıyor geride? Kotanjant x kalıyor. Geçtim aşağıya. Evet. Sin 20 m olduğuna göre cos 340'ın m türüne yazılışı. Şimdi arkadaşlar cos 340 neye eşittir? Kosinüs 20'ye. Değil mi? Aslına bakarsanız cos 40 öncelikle kosinüs eksi 20'ye eşittir. Eksi 20. Ama kosinüs çift fonksiyon olduğu için kosinüs eksi 20 eşittir. Kosinüs çift olduğu için eksi artı fark etmez kosinüs için o da cos 20'ye eşittir. Sin 20 m olduğuna göre cos 20 istiyor senden. Evet. Şunu bir kısaca açıklayayım ben burada. Neden sürekli öyledir? Şimdi bakın birim çemberde 340 derece saat yönünde saat yönünün tersine yani pozitif yöne dönsen de 340 derece saat yönünün tersine dönmekle bak anladın mı beni? 340 derece saat yönünün tersine dönmekle 20 derece saat yönünde dönmek yani negatif yönde dönmek aynı şeydir. Yani o yüzden cos 340 yerine ne yazabilirsin sen? Kosinüs eksi 20 yazabilirsin. Çift fonksiyon olduğu için cos 20 ile aynı şeydir. Yani sana sorulan aslında cos 20'nin ne oldu? Peki bunu nereden yapacağız? Bizim bir özdeşliğimiz vardı. Ne özdeşlik? Sin kare x artı cos kare x her zaman neye eşitti? 1'e. X yerine 20 geldiğinde ne olur? Sin kare 20 artı cos kare 20 eşittir 1 olur. Peki sin 20'nin m olduğu bana verilmişti. Sin 20 m ise artık sin kare 20 yerine ne yazabilirim? M kare yazabilirim. M kare artı cos kare 20 eşittir 1. Cos kare 20'yi karşıya atarsam m kare eşittir 1 eksi cos kare 20 olur. Buradan kök içine alırsam her iki değeri de ne olur? M eşittir kök içinde 1 eksi cos kare şey. Sin kare edecektim. Da yaptık. Niye böyle yaptım arkadaşlar? Cos kare 20'yi yalnız bırakıyorum. Cos kare 20 eşittir. 1 eksi m kare. Her tarafı kök içine alarak kareler gitti. Ne olur? Böyle hissediyorum. Kosinüs 20 neye eşit oluyor? Kök içinde 1 eksi m kare. Aşağı geçelim. Evet. 1 eksi 1 bölü sekant kare x. Sekant ne demekti arkadaşlar? Sekant hemen hatırlayalım. Sekant demek ne demekti? 1 bölü kosinüs demekti. Bak şimdi o zaman. Bak buraya ne yazacağım. Bu şu demek. Şurası ne demek o zaman? Turuncuya saradığım yer. 1 bölü kosinüs x demek. Değil mi? Takla atacak bu.
Yukarı çıkacak. O zaman ilk parantezim ne olur? Neye eşit olur? 1 eksi cos x. Sadece bu olur. Öyle değil mi? Pardon, cos kare x. Sekant kare arkadaşlar. Cos kare yazmam lazımdı. Taklatacak. Cos kare x bölü 1 olacak. Yani 1 eksi cos kare x olacak. Çarpı 1 artı tanjant kare x eşit olur. 1 eksi cos kare x ne demektir? Sin kare x demektir. İşte derslerimizi izlemediyseniz, dikkat etmediyseniz bunlar hep problem olacak arkadaşlar şimdi size. Bazılarınız olmayacak tabii ki. Çarpı 1 artı tan kare x demiş arkadaşlar. 1 artı tan kare x. Peki 1 artı tan kare x yerine tan kare x gördüğümüz yere sin kare x bölü cos kare x yazamaz mıyım? Yazabilirim çünkü tanjant x neydi? Sinüs bölü kosinüstü. Sin bölü kostu yani. Devam ediyorum. O da eşittir. Şimdi şuraya yapmak zorundayım. Bunun kolay yolunda şu ikisini önce çarpıyordum. Mavileri önce çarpıyorum. Üzerine sin kare x'i ekliyorum. Cos kare x çarpı 1 cos kare x'tir. Cos kare x artı sin kare x 1 olduğu için bir sonraki satırda şunu yazacağım. Bir sonraki aşamada. Sin kare x çarpı 1 bölü cos kare x. Çarpım durumunda olduğu için hatırla. Sin kare x'in altında gizli 1 varmış gibi düşünüyorduk ve paydayla paydayı çarpıyordum. Yani bir sonraki aşama şu. Sin kare x bölü cos kare x. O da zaten tan kare x'in ta kendisidir. 9 da bitti. Teta açısı okunuşu neymiş? Tetaymış. Teta açısı pi bölü 2 ile pi arasında, yani hangi bölge arkadaşlar? İkinci bölgede bir açı olmak üzere diyor. Sin teta eksi kos teta falan filan. Şimdi burada ne yapmam lazım? 2'nin altında gizli bir varmış gibi düşünüp içler dışları yapıştıracağım. Yani 2 sin teta artı 2 kos teta neye eşit olmuş oluyor? Sin teta eksi kos teta'ya. Buradan kos teta'yı bu tarafa, 2 sin teta'yı buraya atarsam ne olur? 3 kos teta eşittir eksi sinüs teta'ya. Buradan ne yapabiliriz? Kos teta'yı karşıya atarsam ne olur arkadaşlar? 3 eşittir olur. Eksi sin teta bölü kosinüs teta olur. Peki sin bölü kos demek tanjant demek değil mi arkadaşlar? O zaman bakın ne olur? Eksi tanjant teta. Çünkü sin bölü kos tanjanttı. Önde eksi var. Bakın eksiyi dışladım. Eksiyi önüne aldım sonra. Eksi tanjant teta eşittir 3. Son olarak buradan ne gelir? Tanjant teta eşittir eksi 3 gelir. Adım 1'de tanjant teta'yı bulmuş olalım. Adım 2'de bana sinüs teta sorulduğu için hemen yine ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tane dik üçgen yapıyorum. Evet, bir tane teta açım var. Mesela şurası teta olsun. Teta da neymiş efendim? Tanjant teta eksi 3'müş. Üçgende eksi olmaz biliyorsunuz. Üçgende değerleri buluyoruz sadece. Karşı bölü komşu 3 olduğu için 3'e 1 yazıyorum. Hipotenüsü buluyorum sonra. 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1 toplayınca 10. Karekök için alınca karekök 10. Şimdi burada sinüs teta'ya bakalım. Sinüs teta'yı buluyorum. Sinüs teta karşı bir hipotenüs olduğu için 3 bölü kök 10'dur. Şimdi artı mı eksi mi? Artı mı eksi mi? Bakalım. İkinci bölgede olduğum için ve sinüs ikinci bölgede artı olduğu için yani sinüs teta'nın önüne eksi falan koymuyorum. Buradan bitti arkadaşlar. 3 bölü kök 10. Şıklar da yok. Kök 10'u da genişleteceğim. 3 kök 10 bölü 10. Doğru cevap D şık. Evet. 1 bölü 1 eksi tan 50 artı 1 bölü 1 eksi kotanjant 50. Birden fazla yolu var arkadaşlar. Yapılabilir. Fakat sanki şu daha güzel olacak bakın. 1 bölü 1 eksi 1 bölü kot 50. Anladın mı ne yaptığımı? Tanjant 50 gördüğüm yere ne yazdım? 1 bölü kot 50 yazdım. Çünkü aynı şey ikisi.
artı 1 bölü 1 eksi kot 50 eşit olur. Şimdi bakın kolay yolunu yapıyorum. Şu x çarpı bunu çıkartıyorum falan. Bunlar çok temel bilgiler arkadaşlar. Pek çoğumuz eksik biliyorum. Kot 50 eksi 1 bölü kot 50 artı 1 bölü. Bakın diğer tarafı aynen yazıyorum. Onu da okumadım zaten. 1 eksi kot 50. Peki bu yukarı çıkacak takla atarak ne olacak? Kot 50 bölü kot 50 eksi 1 artı 1 bölü 1 eksi kot 50. Şimdi paylara bakar mısınız? Kot 50 eksi 1, 1 eksi kot 50. Yani birbirinin eksi katı değil mi? Yani o zaman ben payda eşitlerken şurayı eksiyle çarpsam benim için yeterli. Ne olacak? Bunu eksiyle genişletince bu kesri. Kot 50 iyi anla beni. Şimdi paylaştığınca ne oldu? Bunlar yer değiştirecek. Yani eksi kot 50 artı kot 50'ye dönüşecek. Artı 1 de eksi 1'e dönüşecek. Yani şunun aynısı olacak. O zaman şunu yapmaya hakkım olacak bakın. Yukarıda eksi 1 olacak eksi 1'e çarpınca. Kot 50 eksi 1 bölü ne olacak? Kot 50 eksi 1 olacak. Yukarısı ve aşağısı birbirinin aynısı. O halde sonuç ne olacak? Basitçe 1 bitti. Arktan 1 bölü 2 eşittir. X ise sinüs kaçtır? Şimdi hatırla. X'i buraya alıp 1 bölü 2 buraya alarak ne yapıyordum? Tanjant X'in 1 bölü 2 olduğuna ulaşıyordum. Tanjant X 1 bölü 2 ise hemen bir tane dik üçgen yapıyorum. Bu açıya göre tanjant x değeri 1 bölü 2 olduğuna göre karşısı 1, komşusu 2, hipotenüs kök 5 birim olması gerekiyor. Burada sin x sorulmuş bize. Karşı bir hipotenüsten sin x'in 1 bölü kök 5 olduğuna basitçe ulaşıyorum. Muhtemelen şıklarda yok. Kök 5 ile genişleteceğiz. Payda köklü sayı sevmiyoruz arkadaşlar. Kök 5 bölü 5. Bitti. Evet. Tanjant arc sin 3 bölü 5. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle burası bir açıdır. Alfa diyelim bu sefer. Çeşit olsun. Hemen bir tane dik üçgen yapıyorum. Evet. Alfa. Bu alfaya göre sinüs değeri neymiş efendim? Sin alfa 3 bölü 5'miş. Yani karşısı 3 iken hipotenüs 5'miş. O zaman burası da haliyle 3, 4, 5 üçgeni kuralı gereği değil mi? Buranın 4 olması gerektiğini elde ediyorum. Bu üçgene tanjant alfa soruluyor bana. Bakın tanjant alfa. Tanjant alfa nedir burada? Karşı bölü komşudan. Tanjant alfa eşittir. Ne olur? 3 bölü 4. Evet. Aynı soru. Yine aynı şekilde buraya alfa diyorum. Hep aynı şeyler. O kadar kolay ki arkadaşlar. O kadar kolay ki. Evet. Alfa. Arc cos 4 bölü 5. Yani cosinüs alfa değeri 4 bölü 5. Bu sefer komşu bir hipotenüs olduğu için 4, 5 böyle olması lazım. O zaman burası da mecburen 3 birim. Burayı şimdi bulduk arkadaşlar. Pisagor teoreminden geliyordu değil mi? Şimdi aynı üçgende sin alfa isteniyor benden. Sin alfa karşı bir hipotenüs olduğu için alfanın karşısı 3, hipotenüs 5 olduğu için 3 bölü 5 bitti. Sinüs, arc tanjant 3 bölü 4. Artık biliyorsun değil mi? 2 tane üçgen yapacağız burada. Şunu da beta diyelim. Çünkü alfayı kullandık ya. Bu da beta olsun. Evet. Tanjant alfa değerimiz demek ki 3 bölü 4. Karşı bölü komşu. Burası hipotenüsten 5. Aynı üçgende sinüs alfa istendiği için hemen notumu alıyorum. Sinüs alfa karşı bir hipotenüsten dolayı 3 bölü 5'tir. Diğerine bakalım. Arc sin 3 bölü 5. Aslında aynı üçgen üzerinde gösterebilirim ama neyse. Ayrı olsun arkadaşlar. Burası beta. Evet. Arc sin 3 bölü 5. Yani sinüs betanın 3 bölü 5 olması lazım. Karşısı 3. Hipotenüs 5. O zaman burası ne oluyor komşuda? 4 oluyor değil mi? Koşul uygun şu anda.
Kosinüs beta yani komşu hipotenüsten kosinüs beta komşu hipotenüsten dolayı ne olacaktır? 4 bölü 5 olacaktır. Bizden bu ikisinin toplamını istediği için 3 bölü 5 artı 4 bölü 5 ne yapar? 7 bölü 5 yapar. Evet, bir kos teoremi sorusu mu? Evet, bir kosinüs teoremi sorusu arkadaşlar. AB uzunluğunu istiyor benden, bilmiyorum. X diyorum buraya. X'in karesi eşittir, hatırladın mı? 4'ün karesi artı, 5'in karesi eksi, 2 çarpı, 4 çarpı, 5 çarpı, kosinüs 120. Evet, buradan X kare eşittir, 16, 25 daha 41. 41 eksi, 40 çarpı, kos 120'nin ne olduğunu hatırlıyor musun? Kos 120, eksi kosinüs 60 eşittir. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi 1 bölü 2'dir. Yani kos 60, kos 120 gördüğüm yere ne yazacağım şimdi ben? Eksi 1 bölü 2 yazacağım. Eksi 1 bölü 2 yazınca ne olacak? Bir kere 40 bölü 2'den 20 olacak, eyvallah. Eksi 20 çarpı eksi 1'den artı 20 olacak. Yani x kare eşittir ne olacak? 61'e. Buradan da x ne olacak? Karekök 61. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum şimdi size. Hani bazılarımız sağ olsun gayretli öğrencilerimiz var. Bakın x kare eşittir 61 ifadesinde aslında x sadece kök 61 değildir. Karekök 61 de olabilir fakat aslında eksi karekök 61 de olabilir. Doğru. Fakat uzunluk pozitif tanımlı olduğu için bunu yapıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu gösterimdeki çabukluk başka bir zaman sıkıntı olabilir ama çocuğumu kalabalık göstermemek için böyle yapıyorum. Şu an bahsetmek istedim bundan. Tamam mı? Uzunluk pozitif tanımlı olduğu için eksi olanı bulamıyoruz haliyle. Tamam mı? O yüzden bakın uzunluk mutlak değer içinde verilir her zaman. Negatif olamayacağı için. Evet, sorumuza bakalım. Trigonometri, değil mi? Üçgenlerde bizim çok işimize yarıyor. Trigon. Üçgen kökenli zaten. A'yı bir şekilde bir yolunu bulup üçgen içine transfer etmemiz lazım stratejimiz olarak. Şuradan bir tane paralel çizersek. Burası A ise paralel kenar kuralı gereği buranın da A olması lazım. Buraların da 180 eksi A olması lazım. 180 eksi A ise paralelse buranın da ne olması lazım tekrar? 180 eksi A derece olması lazım. Şimdi bakın ne olmuş oldu. Burası 3 ise burası da 3'tür. O zaman tamamı 9 olduğu için 9'u karalıyorum artık. Tamam 9 olduğu için 3 buraya kullandım ya buraya ne kaldı? 6. Değil mi? Ayrıca yine 4 ise paralel kenar kuralı geriye buranın tekrar ne olması lazım? 4 olması lazım. Pekala. Evet. Şimdi bakın bir şey daha oluştu burada. 6, 6 olduğu için bir ikizkenar üçgenimiz var burada. İkizkenar üçgen olduğunu vurguluyorum. Evet. Dolayısıyla buranın da tekrar ne olması lazım? 180 eksi A olması lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada geometricilerin en popüler yaptığı şeylerden belki de birincisi şudur. İkizkenar üçgen gördük mü arkadaşlar? Biz dik indiriyoruz böyle. Çoğu sorunun anahtarı buradan geçiyor arkadaşlar. Bir dik indirdiğimiz zaman bakın ne oluyor? Evet. Şimdi 90 derece burada var. 180 eksi A burada var. Topladığımız zaman ne yapıyor? 270 eksi A. Değil mi? 270 eksi A. Peki. O zaman şuraya kaç derece kalıyor? A eksi 90. Değil mi? A eksi 90 kalıyor. Peki, neden dik indik arkadaşlar? Çünkü ikizkenar üçgende tabana dik indiğimiz zaman taban iki eşit parçaya bölünür.
Yani şu iki mesafe birbirine eşittir. Kaç kaç paylaşırlar yani? 2'ye 2. 4 birimdi ya, tamam mı? Şimdi 2'ye 2 oldu. Bunu mavi mi yazalım? 2 birim. 2 birim. Peki. Şimdi o zaman ne oldu arkadaşlarım? Bakalım. 6, 36'nın karesi 36. 2'nin karesi 4. Aziz Allah. 32 değil mi? Şu mesafe. Karekök 32 olduğu için. Gördün mü burayı zihinden? Pisagor teoremi uyguluyorum bak. 6'nın karesinden 2'nin karesini çıkarıyorum 32. Karekökünü aldığım zaman karekök 32. 16 çarpı 2 olduğu için dışarı nasıl çıkacaktır? 4 kök 2 olarak. Peki biz bunu neyle ettik şu anda arkadaşlar? Bakın. Bana sorulan neydi? Kosinüs alfaydı. Peki. Kosinüs alfayı değil ama öncesinde kosinüs 180 eksi alfayı bulmak şu an çok kolay. Nedir? Komşusu 2 birim bakın. Şu açının şu açıya bakıyorum. Komşusu 2 birim. Hipotenüs 6 birim olduğu için kosinüs 180 eksi alfa ne eşit olacaktır? 2 bölü 6'ya. Tamam mı? Peki. Peki kosinüs alfa ne o zaman? Kosinüs alfa ne o zaman arkadaşlar? Kosinüs alfa ne olacaktır? 180'den bakıldığı için birinci bölge, ikinci bölge gibi, düşünün. Şu anda bu birinci bölge arkadaşlar. Buysa ikinci bölgede olması gerekiyor. Bir şey senden baktığım için karakter değişmeyecek. Yine 2 bölü 6. Ama ikinci bölgede olduğu için ne olması lazım? Negatif olması lazım. Çünkü kosinüs ikinci bölge negatif. Eksi 2 bölü 6. Sadeleştirdiğim zaman ne yapar? Eksi 1 bölü 3 yapar. Evet aşağı iniyorum. Son sorumuz galiba. Bizden bekleyelim. Evet arkadaşlar. Son sorudan devam ediyoruz. Şimdi ABCD karesinde DE DF'ye eşitmiş. Tamam. Bunlar da eşit olmakla beraber AE uzunluğunun 4 katına eşitmiş. Bu şu demektir. Eğer AE uzunluğuna x dersek ED uzunluğu 4x'miş. Peki. Başka? Aynı zamanda DF uzunluğu da o zaman ne? Tekrar 4x kare olduğu için buralarda x tamam 5x demek ki. Aynı şekilde tamam yine 5x. Evet sinüs A soruluyor arkadaşlar bize. Peki. O zaman diyoruz ki şimdi yine bir üçgen elde etmemiz lazım değil mi arkadaşlar? A bir üçgene ait değil ama şöyle bir ek çizim yaparsam artık bir üçgene ait. Şimdi arkadaşlar ben bunları x'i değerler yazdım fakat zamanı geri alırsam yani yaptığım şey yanlış değil ama işlemimizde x olmasına gerek yok aslında. Çünkü bize bir uzunluk değil sinüs değeri soruluyor. Bir açı değeri sorulduğu için burada x gördüğüm yere özel olarak 1 de verebilirim. Yani şöyle burada birazcık zaman kaybı yaşattım galiba ama aslında fena da olmadı. Yani yaptığım şey yanlış değil arkadaşlar ama işlemimizde x olmasa daha güzel olur. Daha sade bir şekilde işlemlerimiz devam eder. Sonuca daha kolay ulaşırız. Evet, AE'ye 1 dersem ED 4, 4, 1, 5, tekrar 5. Evet, yine ek çizimimi yapıyorum. Artık x yok arkadaşlar. Yani siz burada 1'e deseniz, mesela 1'e 4 de desem, 2'ye 8 de desem, oran tuttuktan sonra bir sıkıntısı olmayacaktır yani. Onu demek istiyorum. 4, 4, hipotenüs, Pisagor kuralı gereği, teoremi gereği 4 kök 2 olması lazım. 1, 5, karekök 26. Biliyorsun değil mi? Bil artık bunu. Burası da yine ne olması lazım? Karekök 26. Şimdi sinüs A isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi ben de diyorum ki burada sinüs A'yı bulmak için kosinüs teoremi mantıklı arkadaşlar. Zaten burada bakın bir ipucu vermişim.
A'nın karşısında ne var? 4 kök 2. O halde diyorum ki 4 kök 2'nin karesi eşit olmak zorunda. Kök 26'nın karesine, yani 26 artı diğer kök 26'nın karesi artı, o da 26 eksi 2 çarpı karekök 26 çarpı karekök 26 çarpı kosinüs alfa. A yani. Evet. Devam ediyorum. 4 kök 2'nin karesi ne yapar arkadaşlar? 32 yapar. Değil mi? 32 eşittir. 52 eksi 2 çarpı karekök 26 çarpı karekök 26 biliyorsun. Ne yapar? 26 yapar. 2 çarpı 26 ne yapar? 52 yapar. Şimdilik böyle yazalım ama. Ya da tek seferde yazayım ya, uğraşmayalım. 2 çarpı 26'dan burası ne olur? 52 çarpı kosinüs alfa. Şimdi ne yapalım? Bu 32'yi bu tarafa atalım. Eksi 52 kos alfayı da karşıya atalım. Ne oluyor böylece? 52 kos alfa eşittir 20'ye. Buradan ne oluyor arkadaşlar? Cos alfa eşittir. 52 de karşı atarsam bölüm durumda geçeceği için 20 bölü 52. Sadeleşebiliyorlar değil mi arkadaşlar? 4'e bölünüyor her ikisi de. Ne oluyor o zaman? 5 bölü 13. Demek ki cos alfa 5 bölü 13'müş. Adım 1'de buldum bunu. Adım 2'de ne yapalım? Hemen bir tane ne yapıyorum? Bir tane dik üçgen çiziyorum. Bu dik üçgenin ne olması lazım? Kos alfanın 5 bölü 3 olması lazım. Bu sefer alfayı buraya koyalım. Evet. Komşu 5. Hipotenüs 13. O zaman bu hangi özel üçgen? 5, 12, 13 özel üçgeni. Bu üçgende sin alfaya bakıyorum. Sin alfa burada karşı bölü hipotenüs olduğu için sin alfa nedir? 12 bölü 13'tür. Böylece bitti arkadaşlar. Ben üzerime düşeni yaptım. Gerisi sizde. Bütün bu çözdüğümüz sorular sizin bazı şeyleri ezberlemeniz için değil. Size bir kendi yaratıcınızı ortaya çıkarmadan önce size bir altyapı hazırlamak için. Size bir bakış kazandırmak için. Ama belirleyici olan şey sizin kendi merakınız olacak. Kendi çabanızdan önce kendi merakınız olacak. Sanırım olacak bu iş. Bir şeyler yapacağız. Bir şeyler başaracağız arkadaşlar. Zaten benim yüzümde başarılısınız ama bazılarınız tabii hepiniz değil. Umarım güzel şeyler olacak. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.